Merhaba efendim. Bir medeniyetimiz programında yine sizlerle birlikte olmak nasip oldu. Medeniyetimiz yolundan nasiplenmek çok önemli bir nokta ve bazıları bütün ömrü hayatı boyunca değerlerini bilmeden hayatı sadece homini gırtlak, pufidi kandil, tumba yatak olarak geçirir. Çok şükür ki medeniyetimizin farkında olmayı Allah nasip etti. Efendim, Kıbrıs bizim medeniyetimizde çok önemli bir yere sahip ve bir diziyle şu an bütün gönüllere taht kurmuş durumda. Bir zamanlar Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın mücahidi bugün akademisyen Profesör Doktor Ata Atun'dan dinleyeceğiz. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde dekan kendileri. Sayın hocam merhabalar. İyi günler diliyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ve teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel bir konuyu ekrana getirdiğiniz için. Gerçekten konuşulması gereken, duymayanlara duyurulması gereken bir konuydu. Kutlamalarımı, tebriklerimi tekrar size iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Sayın Atun hocam, bir zamanlar Kıbrıs. Bu çok önemli. Kıbrıs bizden çıktıktan sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra kilometrelerce uzakta. İhsan Sabri Çağlayangil'in çok güzel bir sözü var. Araba vapurlarıyla mı çıkartma yapacaktık? O Kıbrıs'ta nasıl bir ortam vardı? Noel öncesinde, Okanlı Noel öncesinde nasıl yaşanıyordu? Bize anlatır mısınız? Elbette çok çok mutlu olurum anlatmaktan. 1878'de elimizden çıktı Kıbrıs. İngiliz geldi, açıkçası işgal etti. Bir Kıbrıs anlaşma yapıldı, kiralandı deniyor ama açıkçası işgal etti İngiliz ve 1960'a kadar adayı istediği yapılıyor olmasından dolayı ada çok yapılmadığından ada çok önemliydi. Yapıldıktan sonra önemi daha da artmıştı. Ve 1834'te İngiliz yüzbaşı Benjamin de Disraeli bu bölgeyi dolaşıp işte İstanbul'dan önce İzmir'e, İzmir'den Mersin'e, Mersin'den Hatay'a, oradan Tripoli, Beyrut, Tel Aviv ve Hayfa ve Kahire'ye gittikten sonra bir rapor yazar Kraliçe Victoria'ya ve der ki Orta Doğu'yu yönetmek istiyorsanız Kıbrıs adasına sahip olmanız gerekir. 1834 ve şansa bakın 1860'lı yıllarda 64 galiba bu Benjamin de Disraeli İngiliz başbakanı olur ve ilk işi diplomasinin en üst sırasına, dış diplomasinin Kıbrıs adasını ne pahasına olursa olsun ele geçirmeyi yazar ve aradan geçen 14 yıldan sonra bu fırsat doğar. Ruslarla yapılan savaştan sonra Rusların Atatürk Havalimanı'na kadar, bugünkü Atatürk Havalimanı'na kadar gelmesi İngilizlerin önünü açar. Abdülhamit İngilizlerden yardım ister. İngilizler de adanın kendisine kiralanması koşuluyla bu yardımı kabul eder. Ruslara bir ultimatum verir. Bir adım daha ileri atarsan karşında beni bulacaksın der. Ve bu demenin arkasından da Kıbrıs'a çıkar. Ondan sonra da İngiliz Büyükelçi ile Sadrazam bir anlaşma yapar. Saffet Paşa'dır. Ve Saffet Paşa bu anlaşmayı çarnaçar imzalar. Bundan sonra da hızla devam eder. Aslında Abdülhamit imzalamaz. Victoria padişah imzalamazsa ben kabul etmem der. Ve Abdülhamit ondan sonra da egemenlik hakları bende kalmak kaydıyla imzalarım der. Bu kiralama işini. Tabii bu el yazısıyla anlaşmanın üzerine yazdığı bize Lozan'da hem 3 mil karasuları içindeki adaların haklarını hem de bu adaların statüsü değiştiğinde söz söyleme hakkını kazandırır. Aslında nereden nereye gider? Ve 1958'de Paris'te Kıbrıs konusu Fatih Rüştü Zorlu Yunanistan Dışişleri Bakanı ve İngiliz Dışişleri Bakanı arasında konuşulurken bu maddeden dolayı da Türkiye taraf olur. Abdülhamit'in bu yazdığı cümleden dolayı Türkiye Cumhuriyeti taraf olur ve Kıbrıslı Türkler bu Cumhuriyet'in kurucu ortakları olur. Anayasada 13 tane madde Allah rahmet eylesin Fatih Rüştü Zorlu'ya, Adnan Menderes'e ve Hasan Polatkan'a
Her zaman onlara şükrederim, dua ederim. Fatih Rüştü Zorlu, Sayın Hocam Fatih Rüştü Zorlu katledildi. Boyu uzun olduğu için ip yetmediğinden dolayı boynunu kırarak öldürdüler. Bunu bütün toplumun bilmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Şehidimizdir bizim. Fakat üçü de son derece zeki insanlardı. Üçüne de Allah rahmet eylesin. Ve Kıbrıslı Türkleri bu cumhuriyete ortak kurucu yaptılar. Bakın adada Ermeniler yaşıyor, Latinler yaşıyor, Maronitler yaşıyor. Onlar anayasada azınlık statüsündedir. Her birinin mecliste bir milletvekili var. O milletvekilleri temsilen konuşur ama oy kullanamaz. Fakat Kıbrıslı Türklerin çok ilginçtir. Burada açıklayacağım nasıl haklarımızın kazanıldığını ortaya koyacağım. Fatih Rüştü Zorlu, Adnan Menderes ve Polat Kan sayesinde mecliste 50 kişilik bir meclis vardı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. 35'i Rum, 15'i Türk ve oylama o şekilde ki 15 Türk'ün 8'i, yarıdan fazlası evet demediği müddetçe, 35 Rum milletvekili, 7 de Türk milletvekili, toplam 42 kişi evet dese bile o yasa geçmez. İlla 8 kişinin evet demesi gerekir bir yasanın geçmesi için. Meclisten geçtiğini kabul edelim. Bakanlar Kurulu'nda 7 Rum, 3 Türk bakan var. Bu 3 Türk bakanın ikisi evet demediği müddetçe Bakanlar Kurulu'ndan hiçbir tüzük, hiçbir emirname, hiçbir kararname, hiçbir şey geçmez. Buradan da geçtiğini kabul edelim. Cumhurbaşkanı Makaryos, yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'tür ve Doktor Fazıl Küçük'ün veto hakkı var. Ben bunu imzalamıyorum dediği anda bu meclisten de Bakanlar Kurulu'ndan da geçmiş olan yasa veya kararname resmi gazetede ilan edilemez. Kıbrıslı Türklerin bu şekilde haklarını koruyan 13 tane madde var anayasada ve tam egemen ortak bu cumhuriyete ortak kurucu üye olarak veya cemaat olarak yer aldılar cumhuriyette. Makaryos adayı tek başına Rum idaresi altında yönetmek istediği için bu 13 maddeden kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Önce 1960'tan sonra memuriyetlerde devlette 70 Rum 30 Türk olması gerekiyordu. Yani 7 Rum 3 Türk olması gerekiyordu. Hiçbir Türk'ü işe almadı, devlete almadı. Polis 60 Rum 40 Türk olacak şekildeydi. Polisleri de İngiliz döneminden gelenlerin dışında hiçbir tanesini, hiçbir Türk'ü polis yazmadı ve aynı şekilde de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2400 kişilik bir ordusu vardı. Bunun da %60'ı Rum, %40'ı Türk'tü ve sadece İngiliz döneminde subay olanları aldılar. Geri kalan hiçbir Türk'ü almadı ve bu 3 yıl zarfında da Türklerin, Kıbrıslı Türklerin bu 13 haklarını iptal etmek için elden geleni yaptı. Ama Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör oldukları için buna müsaade etmediler. En sonunda Kasım 1964'te Makaryos İnönü'ye, o dönem Başbakan İnönü'ydü, Türkiye'ye çıktı, geldi. Ankara'da İnönü kendisini karşıladı ve bu 13 maddeyi değiştirilmesini İnönü'ye teklif etti. İnönü bunu kibar bir şekilde reddedip gerisin geriye Kıbrıs'a gönderdi Makaryos'u. Ve Makaryos geriye dönüşten sonra ben bu işi siyaseten halledemiyorsam ben bunu silah zoruyla hallederim diyerek Türklere silahlı saldırıyı 21 Aralık 1963 sabahı, cumartesiydi hiç unutmuyorum o sabah, Türklere saldırı Akritas planı uyarınca başladı. Ve Makaryos bunu kafasına koyduğu için daha 6 ay evvelsinden bir Akritas planı hazırlattı. 1952 yılında zaten Grivas'ı adaya getirip EOKA'yı kurdurmuştu. EOKA 1 Nisan, yani bir zamanlar Kıbrıs dizisinin 1 Nisan'da başlaması tesadüf değil. 1 Nisan 1955'te EOKA 16 yerde bombalar patlatarak tetiş hareketlerini Kıbrıs'ta başlatmıştı. Ve bu Grivas aynı zamanda EOKA'cı Nikos Samson'dan, ki ekranda beresinde EOKA yazan kişi temsil etmektedir Nikos Samson'u. Grivas'ta o bıyıklı olan kişidir. Bu şekilde de saldırılarını başlattılar.
gittikçe dozunu arttırdılar. 24 Aralık günü, 24 Aralık günü Ayvasıl, adı Ayvasıl olan köye, Türk köyüne saldırdılar, yaktılar, yıktılar. 9 tane kardeşimizi traktörün arkasına saklanmış olan 9 kardeşimizi bulduktan sonra traktörün arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyip eziyet ederek şehit ettiler, götürdüler. Hepsini birlikte bir çukura, bir katliam çukuruna gömdüler. Alelacele bunu yaptıkları için bir şehidimizin eli dışarıda kaldı. Bu yüzden de bu köye Türk Eli adı verildi. Şu anda da Türk Eli olarak anılmaktadır. Arkasından ertesi gün binbaşı Nihat'ımızın, Türk alayında görevli binbaşı Nihat'ımızın kumsaldaki evine saldırdılar ve orada eşi Mürüvvet Hanım'ı, oğulları Hakan, Murat ve Kutsi'yi banyoda vurarak şehit ettiler. Bu zavallı Kutsi'miz daha 6 aylıktı, minik bir bebecikti. Hepsi çocukların, hepsi 6 yaştan zaten büyük değillerdi. Mürüvvet Hanım aynı şekilde binbaşımızın eşi, korumasız bir hanımefendi. Hepsini şehit ettiler. Sonra Kaymaklı'ya saldırdılar. Son dizide gördüğümüz Kaymaklı saldırısıydı. Üçüncü dizide sanırım Nikos Samson elinde Türk bayrağı ile Kaymaklı sokaklarında, küçük Kaymaklı sokaklarında yürüyerek kendi zaferini ilan edecekti. Fakat aynı kişiler, şunu da söylemek istiyorum, aradan geçen 11 yıl sonra 1974 Barış Harekatı'nda Kıbrıslı Türklere, korumasız, zavallı, asker olmayan, sivil olan Kıbrıslı Türklere saldırırken kendilerini aslanlar gibi gören bu Kıbrıslı Rum EYOKA'cılar Türk askerinin önünden sıçanlar gibi kaçtılar. Kaçacak delik aradılar ve ben gözlerimle gördüm. Barış Harekatı'na katıldığım için gözlerimle gördüm Türk askerinin, Magosa'ya gelen Türk askerinin bölge rehberi olarak hemen beni şeye kattılar. Türk askerinin önüne kattılar, en önde rehber olarak. Ve karşımda Rumların nasıl kaçtığını canlı olarak gördüm. İnanamazsınız Yekta Bey. Kendilerini bir zamanlar aslanlar zannedenler, aradan 11 yıl sonra dört dörtlük bir askerin önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde kaçacak delikler aradılar. Yani Sayın Atun, Cumhurbaşkanımız Beykoz'daki fabrika açılışında biz ancak ayakta kalabildik. İşte dağılan bir devletten ancak kendimizi toparladık. Bu nedenle sanata ve kültüre el atamadık dedi. Medyaya da atamamışız ki bu adamların, bu alçakların, bu hainlerin yaptığı bu medeniyet dışı barbar davranışlar hepsi saklanmış. Oysa bizim medeniyetimizde kimseye düşmanlık yok efendim. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında şunu söylemek istiyorum Yekta Bey. İyi ki ana vatanımız var. İyi ki Türkiye'miz var. Canımız ciğerimizdir bizim Türkiye. Bu saldırılar başladıktan hemen sonra Kızılay göç eden 30 bin kişi göç etti Yekta Bey. Ve bu 30 bin kişiye çadır gönderdi, yiyecek gönderdi, giyecek gönderdi, para gönderdi. Yani Kıbrıslı Türklerin toprağa tırnaklarını geçirebilmesi için ana vatanım her şeyi yaptı. Bu gördüğünüz, dizide gördüğünüz siyah bereli, alnında ay yıldız olan bir İngiliz binbaşı, İngiliz binbaşı karakterinde bir Türk subayıdır. Ve çok güzel bir İngilizce, İngiliz gibi bir İngilizce konuşmaktadır. Adeta İngiliz Kemal gibi konuşmaktadır. Evet. Ve onun da inanılmaz katkıları oldu tabii. Hayattaysa uzun ömürler diliyorum. Vefat etmişse Allah rahmet eylesin derim kendisine. Bu şekilde ekmeğimiz yoktu, yemeğimiz yoktu, yiyeceğimiz yoktu, içeceğimiz yoktu, paramız yoktu, pulumuz yoktu, işimiz yoktu. Türk yerleşim yerlerinde yollar, toprak, elektrik yok, su yok. Yani biz 11 yıl tam bir soykırım yaşadık. Yekta Bey, bildiğiniz bir soykırım. Ve Rum ana vatanımızın bizi 1958'de TMT'yi kurarak örgütlemesinden, asker olarak yetiştirmesinden, TMT'yi kurmasından dolayı hücrelerin her yerleşim bölgesinde faal olması, 127 tane küçücük birimlerde
Türkler yerleşiktiler. Minik minik yerlerde yerleşiktiler. Ve 63-74 arasında Kıbrıs Adası'nın toplamda %3'ü bir yere kadar hapsedilmişlerdi. Bir açık hava hapishanesinde yaşıyorduk. Yekta Bey, gerçekten bugünkü yani Filistin, Kıbrıs... bugünkü Filistin gibi diyebiliriz hocam herhalde. Bugün Filistinlerin yaşadığı gibi. Peki Sayın Hocam, bugün artık Kıbrıs'ta sizin gibi değerli akademisyenler var, dönemi biliyorlar. Bir dosya oluşturarak bunu uluslararası sahada, Avrupa İnsan Hakları'nda, Birleşmiş Milletler'de, her yerde gündeme sokabilir miyiz? Bunlar için çok uğraşıldı Yekta Bey. Özellikle Rauf Denktaş'ımız, Allah rahmet eylesin, Mart 1964'te 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Mart'ta New York'taydı. New York'ta güvenlik konseyinde konuşmalar yaptı. Bütün bunların resimlerini ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Ortega'nın başkanlığında bir komisyon gönderdi. Adada bu komisyon keşif yaptı. 850 sayfalık bizim uğradığımız her türlü mal varlığının yok edildiğine rağmen bir rapor hazırladı. O dönemki parayla 878 bin sterlindi. Bugünkü parayla 2 milyar sterline denk geliyor. Enflasyonu da üzerine eklendiği vakit. Türklerin evlerinin yakıldığının, yıkıldığının, hayvanlarına el konulduğunu, zahirelerini yağmalandığını, evlerini yağmalandığını, insanlara ve mallarına her türlü Türklerin zarar verildiğini içeren bir rapordu. Ve bu rapor Birleşmiş Milletler'de, inanamazsınız Yekta Bey, Rum bürokratlar ve Hristiyan bürokratlar diyeyim artık sayesinde sümenaltı edildi ve hiçbir zaman işleme konmadı. Aynen 2004'teki Annan Planı referandumundan sonra o dönemin genel sekreteri olan Kofi Annan'ın raporunun sümenaltı edildiği gibi. Evet. 2004'te ne demişti Kofi Annan raporunda? Türklere uygulanan ambargo kaldırılmalıdır şeklinde rapor yazdı. O bile okutulmadı Güvenlik Konseyi'nde ve sümenaltı edildi. Evet. Yani Sayın Hocam, şunu sormak istiyorum. Bugün hala o zulme uğramış insanlar dediniz ya, Türkiye'li toprağın altından, hala toprağın altından o zulme uğramış insanlarımızı buluyoruz değil mi? Evet, buluyoruz. Hala da kayıp insanlar komitesi var ve biz Türk şehitlerimizin bir çoğunu daha yeni bulmaya, keşfetmeye başladık. İşte atlılar, Murat Ağa, sandallar da katledilen 103 kardeşimizin kimlikleri daha geçen sene tespit edilmeye başlandı ve törenle şehitliklere gömülüyorlar, defnediliyorlar kendileri. Türk elindekiler de aynı şekilde tespit edildiler DNA testleriyle. DNA testlerinin yapılmasının da nedeni bunun katliam olarak tam, çünkü bu Kayıp Şahıslar Komitesi Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında kurulmuş olan, Türklerden, Rumlardan ve BM'nin gönderdiği temsilciden oluşan bir komite. Onun yaptığı her DNA testinin sonucu yasal bir evrak olarak dosyaya girmekte. Bundan sonraki bizim adımımız 63-74 arasında şehit edilen kardeşlerimizin, katledilen atlılar, sandallar, Murat Ağa'da, Taşkent'te, Limasol'da, Taşkent'te, herhalde onu da en sondaki dizide gösterecekler. İşte Türk elinde şehit edilen, katliama uğrayan kardeşlerimizin davaları, konuları uluslararası mahkemelere bu DNA testlerinden sonra resmi evraklaştıktan sonra da mahkemelere götürüleceğini düşünüyorum. Allah razı olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu girişimi başlattı. Sayın Hocam çok önemli bir konu var. Bir de tespit edilmesi gereken, onların yaptıklarını böyle buluyoruz, kayıt altına alıyoruz. Ama bizim yaptığımız işler var. Örneğin siz daha düzgününü anlatırsınız, daha derinliklerini, ama konuyu açayım kısaca. Bir Rum asker ele geçiriliyor, su veriliyor, yiyecek veriliyor ve oturup ağlıyor. Ben Türk'üm, Türk'üm diye affedin diyor. Böyle örnekleri, bu insanları da anlatabilecek miyiz kamuoyuna? Umarım kamuoyuna bunların hepsini anlatabileceğiz. Çünkü 18 Ekim 2020 tarihinde seçilen, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatay Bey,
Tam bir milliyetçidir, tam bir Türkiye aşığıdır. Zaten dikkat ederseniz 18 Ekim'den sonra KKTC ile Türkiye ilişkileri aniden eski rayından çıktı. Yepyeni bir raya, sevgi dolu, kucaklaşma dolu, el ele kol kola çalışma dolu bir yolun içine girdi. Türkiye Cumhuriyeti de buradaki her eksikliğe, her sıkıntıya kol kanat geriyor. Tabii şükranlarımı sunuyorum. Ana vatanımın devletine, hükümetine, Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şu anda yepyeni bir ilişki içindeyiz Türkiye ile. Yepyeni bir kulvardayız ve bu gidişte de Kıbrıslı Türklerin haklarının en derin, en güzel şekilde savunulacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bölgenin en güçlü ülkesi. Bana göre askeri gücü yerinde, milli savunma silahlarını üretme gücü yerinde, ekonomisi son derece zengin, son derece üretken, daha Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olan silahların %60'ı açıklandı. %40'ını kimse bilmiyor. Ve o kadar güzel çalışmalar, o kadar güzel keşifler, o kadar güzel silahlar var ki, işte bunun en güzel örneği geçen sene yaz sonunda göya Türkiye'ye gözdağı vermek için Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin Münasır Ekonomik Bölge içine girmeye teşebbüs etmesi, girmesi, ondan sonra da bütün elektronik sistemlerinin aniden felç olması, kendisinden yaklaşık 500 ila 750 metre uzaktaki Yunan fırkateyninden semaforla yardım istemesi bunun en güzel örneği. Bunun da nedeni Türkiye'nin gönderdiği dronların Charles de Gaulle gemisini felç etmesiydi. Bunu sonra Fransız hükümeti kendi açıkladı. Bizim hükümetimiz açıklamak gereğini bile duymadı bunu. Ve Türkiye'nin üstün teknoloji silahlarından dolayı felç olduk. Yanımızdaki Yunan fırkateyniyle bile konuşamadık. Semaforla konuştuk diye açıklama yaptılar. Yani Türkiye böyle bir ülke. Bu yüzden ne Kıbrıs'ın kuzeyi artık başkalarının yönetimi altına girer, ne de Mavi Vatan. Bu Mavi Vatan tabii son derece önemli. Bunun arkasını da ben size söyleyeyim. Mısır zaten kapıyı çaldı Türkiye'nin. İsrail de Türkiye ile anlaşma yapmak zorunda. Mısır Türkiye ile anlaşma yapmak zorunda. Çünkü Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, İsmet denilen boru hattının, hayali bir boru hattı bu. Yapılması zaten teknik olarak mümkün değil. Boru hattının Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığından, deniz dibi demektir kıta sahanlığı, deniz dibi üzerinden, yani Türkiye'nin arsasının içinden Türkiye izin vermeden geçmesi mümkün değil. Zaten Mısır bunun farkına vardı. Türkiye'nin kapısını 2 ay evvel çaldı. Türkiye ile Mısır Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaparsa, Mısır Yunanistan'a kaptırdığı 15 bin kilometre kareyi, Kıbrıs Rum tarafına kaptırdığı 30 bin kilometre kareyi de geri alacak. 45 bin kilometre kare bugün Kıbrıs adasının 4,5 misli büyüklükte dev gibi bir alan demektir. Ve Mısır bunu sırf "düşmanımın düşmanı benim dostumdur" düşüncesiyle kaybetmişti. Bunun farkında General Sisi, Abdülfettah Sisi bunun farkına vardı ve şimdi onun peşine düştüler. İlla ki Türkiye ile anlaşacak. Kaçarları yok Yekta Bey. Hocam, İlk abi. son bölüme girerken, son 5-6 dakikalık bölüme, sizin başta açtığınız konuyu Abdülhamit'in el yazısıyla şerh koştuğu "Egemenlik bize aittir." Fatih Rüştü Zorlu'nun bunun üzerine garantör devlet olarak soktuğu yerde, adalar ve Kıbrıs için hukuki statüde bunlar bize daha büyük avantaj sağlıyor mu? Ve bizim medeniyetimizin büyük parçası olan bu adalar, denizi ve Kıbrıs bizim hayatımızdaki tekrar yerini, mütemmim cüzünü tamamlayacak mıdır? Elbette Yekpa Bey, özellikle 12 adaların konusunu ben çabucak anlatayım. 12 adalar 1912 yılında Lozan'ın Suşi bölgesinde imzalanan bir anlaşmayla emanet Lozan'ın olarak bir semti ithalatlara, olan Uşi. Evet hocam, Lozan'da bir semt Uşi. Evet. evet 1912'de Trablusgarp Savaşı'nın başlarında emaneten İtalya'ya bırakıldı ve İtalya
bunu 1947'ye kadar elinde tuttu. Fakat burada Türkiye'nin katılmadığı Berlin Anlaşması'nda İtalya veya Berlin Konferansı veya her neyse adı, Berlin Anlaşması'nda İtalya bunu Yunanlılara terk etti. Halbuki Uşi Anlaşması'na bakarsak, ki buna Lozan Anlaşması da deniyor ama 1923'teki Lozan Anlaşması değil o. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması değil, 1912 yabancı metinlerde Lozan Anlaşması diye geçiyor. O yüzden adını öyle söylüyorum. Uşi Anlaşması'na göre 12 adalar bana göre halen daha Türkiye'nin, çünkü Türkiye'nin onayı Türkiye'nin tamamdır dememesine rağmen veya Türkiye'nin görüşü alınmadan emaneten alınan bu adalar Yunanlılara Berlin Anlaşması'nda, Berlin Konferansı'nda verilmiş. Bana göre bunun hakiki sahipleri halen daha Türkiye. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz Abdülhamid'in imzası bakın neler kazandırmış bize. Şimdi Antalya'nın Kaş kasabasının karşısında Meis Adası var. Meis Adası sanırım 5 kilometre uzakta, öyle bir taş atsanız içine düşecek kadar. Şimdi Yunanistan batmış bir ülkedir. Ekonomik olarak iflas etmiştir. İflasın eşiğindedir. Yunanistan şu anda Meis Adası'nı Fransa'ya satarsa, hayali bir senaryo söylüyorum, Fransa'ya satarsa Türkiye onay vermeden bunun statüsü değişemez. Yani bu adaların statüsü her ne kadar şu anda Yunanistan'da gözüküyorsa da statü değişikliği Türkiye'nin onayı olmadan Lozan Anlaşması'na göre mümkün değil. Ya Lozan Anlaşması çiğnenecek ya da Lozan Anlaşması'na uygun olarak Türkiye'nin onayı alınmak zorunda. Yani bu adaların üzerindeki Türkiye'nin hükümranlık hakları çok ilginç Yekpa Bey. Kıbrıs Adası'ndaki hükümranlığı İngilizlerin 1956'dan sonra Kıbrıs Adası'na Cumhuriyet, işte Amerika'nın Marshall Anlaşması'nın etkileridir, uzantılarıdır bu. İngiltere'ye de Marshall Anlaşması'nı yaparken Fransa'ya da, Almanya'ya da, Hollanda'ya da, Belçika'ya da, İspanya'ya da şart koştu. Bütün sömürgelerinizi cumhuriyet, bağımsızlık vereceksiniz dedi. Tabii Amerika aslında bu konuda art niyetliydi. Çünkü bu sömürgelere kendi malları girmiyordu. Hepsini mecbur etti, sömürgeleri bağımsız yaptırdı. Sonra da kendi malları bu ülkeleri istila etti. Yani o da başka bir konu. Evet. Şöyle bitirelim. Bu adamların medeniyetimiz programı, medeniyetimiz zihniyetinde biz bir tek Rum, sivil Rum'a zarar vermemişiz. Bütün tarihimiz boyunca ispatlı, kanıtlı belgeleri var. Son Devlet Bahçeli hocamızın söylediği gibi 1821'de, 200 yıl önce Mora'da tek bir Türk Müslümanı bırakmamışlar. Hepsini yok etmişler. Bu rövanşı da içimizde, yüreğimizde tutuyoruz değil mi hocam? Evet, kesinlikle öyle. 28 Mart 1821 ve Mora'da yapılan saldırılarda çok yüksek sayıda Türkler, hepsi tek tek maalesef şehit edildi. Elbette ki bu bizim hala içimizde. Bunun da günü gelecek muhakkak. Çünkü Türkiye, Türk insanı tarihinde zafer kazanmak var. Kaybetmek yok. Bu yüzden bir gün onun da sırası gelecek illaki. Evet. Son olarak gençlerimize ne demek istersiniz? Çünkü onlar geleceği yaşayacaklar ve bu güzel toprakların, elimizden böyle umursamazca çıkan, böyle yok edilen topraklarda yeniden merhamet ve adaletin medeniyetini kuracaklar mı hocam? İnşallah, inşallah diyorum Yekpa Bey. Ben Türk olmakla hayatım boyunca hep övündüm. Eğitimimi hep yurt dışında yaptım ama her zaman da Türk olmaktan övündüm. Gençlerimiz önce tarihimizi çok iyi bilmeli, Türk olmanın gururunu yaşamalı ve Türk olmaktan da iftihar etmelidirler. Ana vatanım iyi ki var, iyi ki Türkiye Cumhuriyetimiz var. Olmasaydı zaten ben bugün çoktan toprağın altında olacaktım, 74'te olacaktım. Hepimize egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, bugün ben yolda serbestçe arabamı kullanıyorsam, beni Türk polisi durduruyorsa, eğer bir hata işlersem karakola gittiğim vakit Türk subaylarını, Türk polislerini ve Türk amirlerini görüyorsam, mahkemeye gidersem, götürürlerse, Türk hakimleri, Türk savcıları görüyorsam,
Ben bunun mutluluğunun ne olduğunu 74'ten sonra yaşadım. Yekpa Bey'i izah edemem. Nasıl büyük bir mutluluktur. 74'ten evvel bir Kıbrıslı Rum'la Kıbrıslı Türk davalı olarak mahkemeye gittikleri vakit hiçbir Türk'ün dava kazandığını ben görmedim. Evet. Bu Bu kadar yüzden önemli ve şöyle bitirelim. Abdülhamit'i yıkılırken, devleti yıkarken bir tek savunan Ohannes Efendi vardı, bir Rum'du. Lefter Küçükandonyades milli takım bayrağı altında evet. çok önemli işler yapmıştı. Bu topraklarda hiç kimseye dininden, ettiğinden dolayı zarar verilmedi. Bu medeniyet elbet galip gelecektir. Elbette galip gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ana vatanıma, yavru vatandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı iletiyorum. İyi ki ana vatanım var. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Profesör Doktor Ata Hatun'la birlikteydik. Bir zamanlar Kıbrıs dedik. 24 Aralık 1963 Kanlı Noel'i anlatmaya çalıştık ama bizim medeniyetimiz her zaman, her zaman, her yere o gülleri götürmek, merhameti ve adaleti götürmek. Bir gün bütün dünyaya tekrar yeniden anlatacağız. Çünkü şu an silahlı kuvvetlerin umdesinde, ukdesinde ve gücünde bütün yanıp yıkıldığımız savaş meydanlarına geri döndük efendim. Oralarda bütün şehitlerimizi de bırakmayacağız. Bütün medeniyetimizin eserlerini de yeniden ortaya koyacağız. Hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.